biliyorsunuz Dilruba 12 Ağustos günü tutuklandı. Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajından dolayı. Dilruba'yı iki farklı soruşturma dosyasından iki farklı suç nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlardan birincisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, TCK 216. Diğeri TCK 229'da bahsi geçen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz de avukatları olarak şimdi tutukluluğa itiraz sürecini tamamlıyoruz. Bugün Dilruba ile bir görüşme gerçekleştirdik ve o görüşmeden sonra dilekçemize son halini verip mahkemeye sunacağız. Videonun tamamını izleyenler biliyordur. Videonun içeriğinde ne Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurları ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunun unsurları gerçekleşmemiştir. Yani burada haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız ve bu itirazlarımız neticesinde de Dilruba'nın tahliye edileceğine olan inancımız, hukuki inancımız sonsuz. Onu söylemekte yarar buluyorum. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz. Peki mahkemenin karar vermesi için takdiri bir süre verebiliyor musunuz? Yani uygulamada bu süre mahkemenin uygulamasına göre değişiyor. Ama ivedi bir şekilde tutuklamada karar vermesi gerekiyor mahkemelerin. Yani takriben olsa o konuda mahkeme uygulamasına göre değiştiği için, çünkü nöbetçi mahkeme tarafından incelenecek itiraz, ona herhangi bir süre söyleyemiyoruz yani. Peki bu sorgu tutanağında Dilruba'nın hangi maddeden yargılandığına dair bile yazılmamış olduğu gibi bir bilgi var. Yani şöyle, hakim sorgu hakiminden de yapılan sorgu sonucunda tutuklamanın hangi suçtan yapıldığı yazılmış ama Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine dayanıldığı yazılmamış. Hatta suçun da orada tam tanımı belirtilmemiş ama o yani mahkemece şifaen de yapılmış bir hata olabilir yani. O nedenle şimdi biz itirazımızda da bunu belirteceğiz zaten. Ona göre bir karar verilecek. Peki bu yargılanacağı suçlardan alt sınırlar, bir de üst sınırlar var. Üst sınırlar gerekçe gösterilerek aslında tutukluluğun şu anda devamı olduğu söyleniyor. Onu da açıklama şansınız olabilir mi? Şimdi Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda hangi suçlardan tutuklama kararı verileceği belirtilmiş. Tutuklandığı iki suçta bu tanımda, yani kanunda belirtilen sayılan katalog suç dediğimiz suç tiplerinde yer almayan suçlar. Yani o sebeple yani tahliye ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Peki Dilruba Hanım'ın gözaltına alınmasına, tutuklanmasına giden süreçte 4 tane savcının değiştiği söyleniyor. Bu gerçek payı var mı? Siz bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi öyle bir yani söylentiyi Dilruba Hanım'la da görüştük. İki defa savcı değişikliği olmuş dostlar. Yani ifade alacak savcı değişmiş ve en son müracaat savcılığında ifadesi alındığı yönünde bize bir bilgi verdi kendisi. Peki siz bu durumu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu durumu neye bağlıyoruz? Yani burada artık vatandaşın sesinin net ve gür bir şekilde duyulduğu bu sokak röportajlarının artık iktidar tarafından iktidarı eleştiren sokak röportajı sayısının artması tabii böyle RTÜK Başkanı'nın da bir bunu takibe aldığı yönünde bir açıklama yapması bizi bu süreçlere getirmiş durumda. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi içeride aslında ilk iki gecesini geçirdi. Psikolojik olarak durumu nasıl? Annesinin durumu nasıl? Koğuş Dilruba, iyi oldu. Dilruba gayet iyi. Herkese selamı var. Selamını iletmemizi söyledi. Durumu iyi. Kendisiyle verimli, güzel, hukuki, hayata dair güzel bir avukat müvekkil görüşmesi gerçekleştirdik. Gayet iyi ve herkese selamlar. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Siz mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bundan sonra sizin yol haritanız nasıl olacak?
Valla ben hukukçu olarak, bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Böyle bir atılı suç tipinden tutuklama olmaması gerekiyor. Olmamalı. Kanun da buna cevaz vermiyor zaten. Biz kuvvetle muhtemel tahliye olacağı yönünde bir görüş belirtmek istiyoruz.